New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve William de Kooning'in Kadın Bir isimli 1950-1952 tarihli eserine bakıyoruz. Bu resmi yapmak uzun zaman almış. De Kooning bu eserin üzerinde birkaç yıl çalışmış. Ve bu durum tablonun yüzeyine baktığımızda zaten oldukça belirgin. Yüzeyde farklı dokuları olan pek çok boya katmanı olduğu görülüyor. Boya katmanlarının bazısı ince ve akma halinde. Bazısı ise kalın ve mat görünümlü. The Kooning'in bazı arkadaşları bu resim hakkında konuşurken şunu belirtmişlerdi. The Kooning aslında bir kadına ait görseller serisini aynı tuval üzerinde üst üste yaparak çalışmıştı. Resim parçalanana kadar bunun üzerinde çalışmayı sürdürecek ve sonra da her şeyi silip tekrar başlayacaktı. Yani onun amacı bitmiş bir ürün sunmak değildi. Onun amacı süreci göstermekti. Burada da epey görünür olan fırça darbelerinin canlılığı resmin hızlı bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Fırça darbeleri neredeyse kaligrafik görünüyor. Ayrıca oldukça kuvvetli ve sert. Boya epey kalın. Ve kullandığı şu renklere bakın. Ne kadar da parlaklar. Parlak pembeler, turuncu ve sarıların ten rengi tonlarının bulanık geçişleriyle karşıtlığı sanki yetmezmiş gibi sağ tarafa bir de gümüş rengi bir bordür çizmiş. Bu ten rengi tonları, pembemsi şeftali tonları sanki kasıtlı olarak uyumsuz seçilmiş. Ama bununla beraber zeytin yeşili rengi de gerçekten çok ahenksiz hissettiriyor. William de Kooning önde gelen soyut dışa biridir. Jackson Pollock'la arkadaştı. Mark Rothko ile vakit geçirirdi. Fakat burada yine de insan figürüne geri dönen bir adamla karşı karşıyayız. Büyük boyutlarda çizilmiş oturmuş kadın figürü sanat tarihinde Madonna çizimlerine kadar dayanır. Bu 20. yüzyıla uyarlanan ve seküler şekilde çizilen bir kutsal sanat örneği ve ayrıca ticari de diyebiliriz. Gözleri, gözlerindeki vurgu. Aslında bu resimle kalın rujlu, dişlerini göstererek genişçe sırıtan, maskara ve göz kalemi sürmüş kadınlara dahil cinsel imgelerin yansıtan pinap kızlarının görüntüleri arasında bir ilişki olduğunu da söyleyebiliriz. Bu dönem Amerikan tarihinde oldukça ilginç bir andı. Askerler savaştan geri geliyorlardı. Kadınların beyaz perdede ya da film afişlerindeki temsil edilme şekli de buydu. İşte kadınların o dönemdeki cinselleştirilmiş erotik imajlarıyla kapışırcasına bu kadın resmi ortaya çıkıyor. Acayip büyük boyutlarda. Neredeyse tuvalin tamamını dolduruyor. Bu arada Willem de Kooning'in soyut dışavurumcu neslinin sanatçıları arasında çok geleneksel bir şekilde eğitilmiş birkaç sanatçıdan biri olduğunu hatırlamamız da önemli. Kendisi ayrıca en az 19. yüzyıla kadar gördüğümüz akademik olarak eğitilmiş sanatçılar kadar iyi çizim yapabiliyordu. Onun bu yaptığı sürekli görsel imgelere maruz kaldığımız üretken teknolojilerin hakim olduğu bir dönemde halen anlamlı olabilen bir sanat bulmakla ilgiliydi. Burada ayrıca soyutlamaya dönüşen bir sanat dünyasında figür geleneğinin ne anlama geldiği de sorgulanıyor. Şu an ben de bu figüre bakıyorum ve onu bulmaya çalışıyorum. Kadının sağ kolu nerede? Vücudunun yanında mı duruyor? Kucağına doğru mu uzanıyor? Bacakları veya kalçası nerede? Yani sanatçı burada bir beden yaratıyor evet ama bunun tutarlı bir şekilde olmasına da izin vermiyor. Peki böyle bir soyut alan verildiğinde bunu insan figürüyle nasıl doldururuz? Kadın burada nerede yer alır? Buradaki bu gerilimin sebebi kısmen resmin esasen soyut bir alandan ibaret olmasından kaynaklı. Eğer tabloyu biraz daha ileri götürse ve figür dağılmış olsaydı, tuvalin soyut alanı tamamen ön plana çıkar ve figürün bu alanda var olabilmesi imkansız hale gelirdi. Dolayısıyla bu, tam sınırda bulunan, figürün içinde bulunduğu alandaki soyutluğun risklerine rağmen var olabildiği bir resim. Bu alanda soyutluk ve figürasyon arasında bir gidip gelme yaşandığı da görülüyor. Ki bu da resimdeki kadın figürünü çizenin bir erkek sanatçı olması ile ilgili bir şey. Kadın epeyce büyük. The Kooning erkek izleyicilerin çağdaş görsel kültürdeki ticarileştirilmiş kadın figürü için duydukları arzuyu bu resim için bir tür yakıt olarak kullanmış. Kullanılan boya agresif ve enerjik. Kadın gözlerini pörtletmiş ve dişlerini göstermiş. Bu tabloda gerçekten de bir saldırganlık hissi var. Bu doğaçlama bir eserdi. Bu bir tür denemeydi. Bu bir tür keşifti. Bu saydıklarım hem kadın figürünün çağdaş temsili için hem de bu eserin yapılış şekli için geçerli.